Hanımlar, servis zamanı geldi. Siparişler hazır mı hanımlar? Sen bizim mahalleye geldin geleli. Kazım bizde ne akıl kaldı, ne de fikir. Bitti. O endam Eda. Nedir öyle? Hey Kazım, kaç yıldır komşular. Birbirimizi sattık. Ben sabah kendisi uyku büyütürdüm. Geldi. Komşuların kızı katta spordans tepki. Terzi mukadder. Satıp saldı malı mülkü. Gizlisi saklısı kalmadı. Topumuz niyette. Ye, ye, ye. Çıtır, çıtır. Ye, ye, ye. Kıtır, kıtır. Ye, ye, ye. Sinyal yer, yerler. Seni ham yapar bu zilbiler. Yaylanma adam yürü. Yoksa günah bizden gider. Lan bu ne lan? Ulan Esenler'i Broadway'e çevirdiler lan. Arkadaş bu ne? Herkes müzikal tadında yaşıyor lan. Sayın yöneticim, lütfen bu işi bugün halledelim. Ya böyle bu tipte kapıcı mı olur ya? Lütfen bu adamı sayın yöneticim hemen bugün gönderelim. Şimdi sayın Mustafa Beyciğim, mahallenin tek bekarı olarak zaten en mağdur benim içinizde. Ama bu adamı kovamam. Tazminatı çok yüksek. Yani bunu bizim istifa ettirmemiz gerekiyor. Ya söyleyelim de gitsin arkadaş. Ben o bebeksi yüzüyle burada kapıcılık yapmasına izin vermem. Doğru söylüyorsun. Mobbing yapalım, gitsin lan. Mobbing ne lan? Ya işte pislik çıkaralım diyor yani. Pislik çıkaralım. Ya neyse işte. Kazım Efendi. Buyurun. Ya Kazım Efendi demek de bu tipede hiç olmuyor ama artık. Buyurun efendim, siparişiniz mi var? Boş ver mobbingi, direkt konuş, konuş, konuş. Şimdi Kazım, efendi, Kazım efendi, ben direkt açık açık seninle konuşuyorum. Konuş. Seni bu apartmanda istemiyoruz. Ne? Abi kusurum mu oldu? Evet. Fazla yakışıklısın. Çok yakışıklısın Kazım. Bebek gibisin lan. Bir gülüşün var, üf. Karizma duruşundan bahsetmek bile istemiyorum. Hayır yani, bebeksi bir gülüşüm ve karizmam olduğu için mi kovuluyorum yani? Ha? Hayır, bu ırkçılık. Haklısın, haklısın. Senin bizim ırkımızla bir alakan var mı acaba? Sen kendi ırkının yanına git, podyumlara dön. Hayır, bir dakika, bir dakika. Beni işe İbrahim Bey aldı. Dolayısıyla İbrahim Bey'le konuşabilirim ancak. İbrahim Bey. Yöneticim. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz gerçekten? Şimdi Kazım Efendi, bak üç parmağımı birleştirdim, seninle konuşuyorum. Buyurun. Ben seni hiç görmeden bu işe kabul ettim. Neden? Çünkü Kazım Efendi adında bir kapıcıyı görmeye lüzum yok. Yani Kazım Efendi adında bir kapıcı kağıt üstünde okey. Ama realiteye baktığımız zaman senin tipin hiç Kazım değil be Kazım. Neymiş benim tipim? Kazım olmak için fazla berkecansın. Hatta Tolga'sın. Hatta Kıvanç'sın. Burak'sın ya sen. Hayır yani bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim tek... Anlamıyorum ya. Anlamıyorum yani. Anlayamıyorum. Adamın anlayamaması bile yakışıklı lan. Bir tek yani kıyafetle duşa girmen eksik şu an. Böyle anlayamıyor adam ya. Ulan bazen ben de anlayamıyorum ama ben böyle anlayamıyorum. Sen nasıl anlayamıyorsun? Ben anlayamıyorum. Sen nasıl anlayamıyorsun? He? Bak bu hiç anlamıyor zaten. Ben sana şöyle anlatayım Kazım. Benim işim ne? Tabi kadastro. Tipime bak. Tabi kadastro. İbrahim'in işi ne? Esnaf. Tipine bak, esnaf. Mustafa ne iş yapıyor? İşportacı. Tipine bak, işportacı. Ama sen burada denklemi bozuyorsun Kazım. İşin ne? Kapıcı. Tipine bak, best model of Turkey. Ya bu gel havuzuna ben karar ver. Ya insan kendi gelini kendi seçemez ki. Ama bu kapıcılığı bizzat ben kendim seçtim ya. Lan sorun da bu zaten. Git oyunculuğu seç. Manken ol, model ol, şarkıcılığı seç be adam. Allah Allah, sen Kerem Bürsin'i kapıcılığa hayal edebiliyor musun? Kastım değil ya. Ama benim çocukluğumdan beri hayalim kapıcı olmaktı. Ben kendimi hep kapıcı olarak hayal ettim. Çünkü kapıcılık insanlarla iletişim kurmak,
Onların hayatlarına dokunmak, onlarla iç içe olmak demektir. Başka meslek lan o! Sen abicini başka meslekle karıştırıyor olabilir misin acaba? Oğlum anla lan. İstemiyoruz seni artık burada ya. Lütfen gider misin? Yürüyüşün bebek gibi lan. Kolları pazılı. Ulan buraya gelene kadar buranın en yakışıklısı bendim anla lan. Ulan apartmanın çan eğrisini yıktın lan. Git lan gel gel. Ya, bir dakika bir şey sorabilir miyim? Yani tek kusurun bu mu? Yani sırf yakışıklı olduğum için mi kovuluyorum ben buradan anlamıyorum ya. Ya ailelerimizin dengesini bozdun ya. Benim hanımın bütün bekar akrabaları eve yığıldı. Kimse gitmiyor lan evden. Ulan kaynanam iki günlüğüne geldi. Kadın seni gördüğünden beri köye gitmiyor lan. Zaten yeter ama pamuk ipine bağlı olan ilişki ihtimalimizde yıktın geçtin. O gülümsemenle bitirdin. Köfte dudaklarından emükledin. Emükledin. Bakın bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum. Bence siz beni biraz fazla büyütüyorsunuz. Yok canım. Ben işimi iyi yaptığım için, insanları sevdiğim ve insanlara iyi davrandığım için seviliyorum. Ya ben insanlara iyi davranmasam, işimi iyi yapmasam beni severler mi canım? Yakışıklı olduğun kadar da aptalsın kasketli Barbie. Lan bir kötü davran bakalım aynı şey olmuyor mu? Hadi. Ha? Hadi. Bunu size ispatlarım. Hadi. Davranacağım ve göreceksiniz. Hadi. Bunu size ispatlayacağım. Saklanın bir yere. Saklanın bir yere. Şey, bunu size yani ispatlayacağım. Kötü davranacağım. Hadi. Göreceksiniz bak. Kapıcı odasına gidelim. Buradayız. Tamam. Hanımlar. Sen bizim mahalleye geldin geleli. Kazım. Kesin. Ne oldu? Ben de bana şarkı söyleyip duruyor. Ne oldu? Apartmanın huzuru. Ne oldu? Niye çarptın? Çöp var mı? Sinirli kaplana bak. Ha var çöp var. Ne olacak? Çöp var mı? Var. Varsa da almıyorum. Var mı itirazımız? Aa. Alma ayol canın sağ olsun. Ne olacak? Ben Fikri salağına attırırım. Ben de çöpleri eve atarım. Çöp ev olsun dedim. Mustafa da kendi çöpünde boğulsun. Hem de bunlara yemek verme. Hem açlıktan da ölürler. Böylece çöpten çıkmaz. Sen getir kuzumda paşam. İnanmıyorum ya. Tamam. Maaşıma zam istiyorum. Maaşıma zam istiyorum. İki katı olacak maaşım. İki katı istiyorum maaşımı. Vallahi bence mantıklı. Çok çalışıyor, çok yoruluyor be. Yapsınlar zamı. Tabii canım. Ben de kefen paramda yırtar yırtar sağlıyorum. İnanmıyorum ya. İnanamıyorum size ya. Ay Kazım efendiciğim. Vallahi siz çok yorulmuşsunuz. Ondan sinirleriniz gerilmiş. Ben size şöyle güzel bir Türk kahvesi yapayım da kendinize gelin. Ay ben de meşhur kekimden yapayım sinirlerinizi. Ha ben de sana sinir haplarından veririm. Bebek gibi olursun valla. Ben de bir şeyler öreyim bari. Atkı matkı ay çok yakışırım buna ya. Gidin be hiçbir bizi istemiyorum gidin. Ben niye böyle sadece yakışıklı bir erkek olarak algılanıyorum ya. Ben sadece kapıcılığımla anılmak istemiştim. Sadece kapıcılığım konuşulsun istemiştim. Neden böyle oldu bu? Neden? Kestik. Çok güzel oldu. Harikasın. Acayip iyi oynadım. Ben bunu kaydettim. Şimdi yönetmen bir arkadaşım var. Ona yolluyorum. Bundaki bundan dolayı kesin rol alırsın. Madem öyle dediğiniz gibi olsun bakalım. Ey insanlar! Duyun bakalım. Çıkın konu komşu. Canımdan çok sevdiğim bu kapıcılığı bırakıyorum. Mecburen. Sadece mecburen gidip modellik, oyunculuk, şarkıcılık yapacağım. Göreceksiniz bak. Paraya para demeyeceğim mecburiyetten. Gidiyorum artık. Hayallerimi elimden aldınız ya. Alacağınız olsun. Mustafa! Ne dediniz bu çocuğa? Ya vallahi bir şey demedik biz ona ya. Sen çok yakışıklısın. Seninle kapıcı olmaz dedik ya. Bakıyorsunuz ama adama. Allah Allah, bakıyoruz Fikri. Sen Rihanna'ya bakıp ay ne güzel kadın demiyor mu? Ha Rihanna kapıcılık mı yapıyor? İbrahim Bey, İbrahim Bey, bu maço tavrınız hiç hoşuma gitmedi. Şu ilişkiyi bir daha gözden geçirelim isterseniz. Ya Allah Allah, bir ayağım zaten çukurda. Şurada görüp görebileceğim iki gün var ya da yok. Ya bir göz zevkim var, domu da bende ağzımıza. Bana bakın, bir dakika kız! Bu adamı işe almazsanız biraz daha burada kalırım. Alırsanız da kalırım. Ben biraz burada kalacağım. Çabuk özür dileyin Kazım'dan. Yo hanımlar, yo. Bu işten en az erkekler kadar siz de sorumlusunuz. Çünkü beni işimi iyi yaptığım için sevmediniz. Ben size kötü davrandığım zaman anladım ki benim işime değil, tipime hayransınız. Ve şimdi bu mesleği bırakıyorum. Mutlu musunuz? Ay
Kazım efendi. Yakışıklılığının hayallerinin önüne geçmesine izin verme. Haklısın. Hata ettim. Kusura bakma. Özür dileriz Kazım. Bundan sonra bizimkilerdeki kapıcı Cafer neyse bizim için olsun. Mutlu musunuz lan? Mutlu musunuz? Alacağınız mı bu adamı işe? Ya hadi ocağın altı yanıyor. Bokura göndereceğim. Yani şimdi bizim beklentilerimiz, şeylerimiz karşılanıyorsa tamam yani. Sonuçta adam işini iyi yapıyor. Lan iyi değil, çok iyi yapıyor. Yani ben de böyle bir iyi çalışanı kaybetmek istemem açıkçası. Haddimizi aştıysak affet bizi, kusura kalma. İşi geri kabul eder misin? Ederim tabii. O zaman bir şey söyleyeceğim lütfen. Hadi servis saatine kadar şuraları bir süpüreyim, siz de buradan bir evlerinize dağılın. Hadi bak. Bravo Kazım efendi. Efendi bak. Hadi. Ekmek alacaksın Kazım efendi biraz sonra. Tabii efendim. Tabii. Kazım efendi, şuraları da bir süpürün. Hep böyle ya, hep toz, hep toz. Tamam efendim. Bir süpürmekler var burada. Tamam efendim. Kazım, çöpleri de al, ev kokuyor. Tabii efendim. Olur efendim. Geliyorum ben. Oh be. Oh, 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 oh be. Seni yerler. Yoksa günah bizden değil. Lan seni dönerler, dönerler. Seni anlatmam o fikriyle. Tadilatına yürür. Yoksa günah bizden gider. Ye, ye, ye. Tekme, tokat. Ye, yes, ye. Küfür, dayak. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımız.